Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Düşünce Vatanı topluluğu olarak yine çok önemli bir konu, üniversitemizde ağırlamanın kıvancını yaşıyoruz. Biliyoruz ki demokrasi, çoğunluğun istediğini yapmak değil, bir tek kişinin bile hakkını koruyabilmektir. Yine biliyoruz ki demokrasi, evrensel bir değer. Kişilere ve toplumlara göre farklı uygulamaları olamaz. Adalet ve eşitliğin olmadığı bir dünyada demokrasiden de bahsedilemez. Bu noktada 4 yıl önce elin bir kazada kaybettiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu da rahmetle anmak istiyoruz. Şimdi demokrasimizi geçirdiği evreleri yakından tanıklık etmiş bir ismi Sayın Altan Ömer Beyefendi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Öğretim Üyeleri, sevgili genç arkadaşlarım. Aranızda bulunmaktan mutluyum. Samsun en güzel şehirlerimizden biri. Bu üniversitede bugün daha iyi fark ettim ki üniversitelerimiz arasında en iyilerinden biri. Ben de burada bulunmaktan çok memnunum. Bana verilen konu şu. Demokrasinin neresindeyiz? Bu güzel bir soru. Çünkü demokrasi birdenbire ulaşılacak bir hedef değil. Aslında belki hiçbir zaman tamamen hiçbir eksiği olmaksızın ulaşılabilecek bir hedef değil. Çünkü hem demokrasinin kuralları da giderek gelişiyor, giderek daha fazla demokratikleşiyor. Hem de zaman içinde mevcut olan kazanımların bir kısmı da geriye gidiyor. Onun için bu soruyu sık sık sormak lazım. Demokrasi belki en iyi rejim değil, fakat hep bu söz ünlüdür. Bundan daha iyisi şimdiye kadar bulunamamış. Onun için demokrasinin tamamının mükemmeliyetinin var olduğu, en iyisinin var olduğu bir hedefe mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve o hedeften uzaklaşmamak gerekir. Biz neresindeyiz? Bunu biraz geçmişe dönük olarak baktıktan sonra, geçmişin özetini yaptıktan sonra bugünkü vakaları da olayları da göz önünde tutarak değerlendirmeye çalışacağım sizinle birlikte. Arada bir eski kelimeleri kullanıyorum, kusura bakmayın. O da doğal bir şey gördüğünüz gibi. Yani vaka falan diyorum. Vaka şimdi ne deniyor? Olgu deniyor. Bizim demokrasiye geçişimizin tabii uzun bir tarihi var. Buraya gelmeden önce tarih öğretmeni, hocası, arkadaşlarla konuştuk burada. Nasıl bir başlangıç, nereden başlamalı? İşte 1876'ya kadar gidilebilir belki. Tabii daha öncesi var. İşte Tanzimat, İslahat daha öncesi var. Fakat ilk defa bir anayasanın var olduğu, yürürlüğe konulduğu tarih 1876'dır. Abdülhamit zamanında kanunu esasıyla başlayan bu süreç maalesef çok kısa sürmüştür. Bir sene sürmüş müdür? O civarda sürmüştür. Ve sonra o kanunu esasinin uygulaması, yani Meclis-i Mebusa'nın o zamanki adıyla varlığı sona ermiştir. Ne zamana kadar? 31 yıl sonrasına kadar. 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edilene kadar, o zamana kadar mutlak bir idare altında, padişahlık idaresi altında, Abdülhamit'in idaresi altında kalmıştır. Türkiye, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bütün özellikleriyle bir mutlak yönetimin, yani sansürüyle, sürgünüyle, cezalarıyla, bahşişleriyle,
Öyle kalmış. Sonra 1908'den sonra bir deneme başlamış. O da fazla uzun sürmemiştir. Bahşişleriyle derken bu mutlak bir idarenin özelliklerinden biridir. Malum metot olarak mutlak idarelerde iki unsur öne çıkar. Denir ki bir yandan sopa, bir yandan havuç göstereceksin. Yani sopa cezalandırmak için, başkalarına da ibret olsun diye insanlara cezalandıracaksın. Havuç da onları sana biat etmelerine, sana tabi olmalarına teşvik etmek için onlara bir şeyler vereceksin. Ya bahşiş vereceksin, ya rütbe vereceksin, ya bir takım hoşluklar yapacaksın kendisi için. Bu 31 yıllık dönemde şey açısından tabii başka özellikleri de var dönemin ama demokrasi açısından tabii çok demokrasinin uzağında kalan bir dönemdir. 1908'de meşrutiyetin ilan edilmesi, ondan sonra 1909'da 31 Mart olayı ve onun arkasından Meclis-i Mebusa'nın var olması ama arada bir darbelere maruz kalması 1913'te olduğu gibi öyle bir dönem geçtikten sonra malum Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması 1914-1918 1919'da da bizim yenilişimizden sonra Türkiye'nin işgalinin başlaması 1922'ye kadar 23'te Lozan arkadan Cumhuriyet'in ilanı ve o dönemde yeniden milli mücadeleyle birlikte demokrasinin yeniden demokrasi yolunda yeniden bir adım atılışını görüyoruz. Yani Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, arkadan Millet Meclisi'nin 1 Nisan 1920'de açılması, bunların temelinde iyi kötü, tabii o zamanın şartları içinde bir demokratik yönelim vardır. Fiilen seçim vardır hepsinde. Yani Erzurum Kongresi'nde de Milli Mücadele'nin ilk adımların atıldığı Sivas Kongresi'nde de oynamalar vardır hep. 1920 Meclisi'nde onda da her şey oynanmıştır. Bayağı ciddi tartışmalar vardır. Yani milli mücadele bile, yani bir harp ediliyor, savaş yapılıyor Türkiye'de. Orada bile bir demokratik kuralların en azından bir kısmı uygulanmıştır ciddi bir şekilde. Bir yandan savaşılmış, bir yandan demokrasi içinde yürümüştür. Bunları niye söylüyorum? Yani demokrasiye geçişimiz biraz önce, biraz sonra söyleyeceğim. 1945'ten başlar ama o zamana kadar hep böyle o tarafa doğru bir yönelme, o tarafa doğru bir heveslenme vardır ama çok uzun sürmemiştir. 1923'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra da 1925'e kadar bu durum genelde devam etmiştir. 25'te ama işte kısmen çıkan isyanların sonucu olarak kısmen başka nedenlerle takdir-i sükun kanunumuz kanun çıkmıştır. Ve yeniden bir demokrasisiz, demokrasinin çok uzağında olan bir dönem başlamıştır. Takdir-i sükun kanunu ne? Aslında 3 maddelik bir kanundur. 1. maddesinde bütün yetkileri hükümete verir. Yani basın bunun içine şeyleri kapatmak gelir. Gazeteleri kapatmak gelir, insanları cezalandırmak gelir, mahkemeye vermek gelir, istiklal mahkemelerine sevk etmek insanları gelir. O da öyle bir dönemdir. 1929'a kadar devam etmiştir Tatlı Sükun döneminde. 2 yıl için zaten ilan edilmişti. Yani hükümet her şey yetkilidir. Madde 1, madde 2 bu kanunu bakanlar kurulu yürütür. Madde 3 bu kanun şu tarihte yürürlüğe girer. 29'dan sonra bu kanun, bu olağanüstü dönem kalkmış, yeni bir demokrasi deneyimi yapılmıştır. 1930'da serbest fırka, o zamana kadar işte tek parti olan Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında, iktidarda olan parti karşısında bir serbest fırka kurulmuş. Ama onun da ömrü gene işte hadiseler çıkması dolayısıyla 3 ay 4 ay kadar sürmüştür. Sonra parti kendini pes etmiştir. Sonra 1930'a geldik. 30'dan sonra yine o zaman Tatbik-i Sükun Kanunu'nun yerine çıkan başka kanunlarla, işte basın kanunuyla, diğer kanunlarla yine bir demokrasisiz dönem yaşanmıştır.
1939'da bir teşebbüsler başlamıştır. O zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Türkiye'nin eksikliği bir başka partinin bulunmayışıdır gibi cümleleri üniversitede söylemesi vardır. Yani bir niyet açıklamaları vardır. Fakat arkadan İkinci Dünya Savaşı diye dünyanın en korkunç savaşı devreye girdikten sonra bunlar unutulmuştur. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda başka ülkeler içinde de yani demokrasiyle yönetilen bir ülke veya yönetilmeyenler arasında demokrasiyi özleyen bir ülkede pek bulunamazdı. Avrupa'nın haritasına baktığınız zaman birkaç ülkede sadece demokrasi kalmış halidir. İşte bir İsviçre, İsveç yukarıda üzerinde bir kısmı işgal altında zaten Alman işgali altında devletlerin ve parmakla sayılacak kadar işte birkaç ülkede demokrasi var. Fransa'daki demokrasinin beşiklerinden bir tanesi. Orası da Alman işgali altında ve yerine faşizan bir idare kurulmuş Maraşan Peten devleti. Bu bir hayat memat mücadelesi içinde demokrasinin yerleştirmeye kalkması zaten mümkün değil ama savaş biter bitmez Türkiye'de demokrasinin ilk adımları atılmış. 1945'in 19 Mayıs'ında o zaman işte Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'nın 19 Mayıs töreninde yaptığı bir konuşmayla yolu açılmış. O konuşmanın hemen arkası gelmiş. Partilerin, iktidar partisi karşısında partilerin kurulması başlamıştır. Ve 1946 seçimlerinde ilk defa tartışmalı bir seçimdi o. Fakat meclise muhalefet milletvekilleri de gelmiştir. 60 küsur milletvekili muhalefetten, 300 küsur galiba 400'e yakın muhalefet iktidardan da birçok daha fazla var o zamanki şartlar içinde. Ama 1950 seçimlerinde bu tablo tamamen tersine dönmüş. Muhalefetteki Demokrat Parti büyük çoğunlukla iktidara gelmiştir. İktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete dönüşmüştür. Şimdi bunun ayrıntılarında tabii çok söylenecek şeyler var. Fakat o zaman bu aradaki kesintili dönemleri bırakırsak kenara 1945-46'dan itibaren Türkiye'nin aşağı yukarı devam eden bir çizgide aşağı yukarı derken şunu kastediyorum. Birkaç defa askeri müdahale dönemi yaşanmıştır çeşitli şekillerde. Fakat onlar da işte en uzunu 3 sene kadar sürmüştü 1980 darbesi. Ondan öncekiler işte bir sene biraz aşan zaten iki doğrudan doğru bir dahil var. Biri 1,5 seneyi aşıyor, öbürü dolaylı bir dahil, 12 Mart döneminde 1971'de. O da 1973'e kadar 2 seneye yakın izlemi sürdürüyor. Yani meclis var ama bir askeri sıkı yönetim idaresiyle karışık ve o sıkı yönetimin desteklediği bir hükümetle giden bir şey var. Yani bu darbe dönemleri kesintiye bırakmıştır demokrasiyi. Ama çizgi devam etmiştir. Kesintiler biter bitmez. Zaten gelenler de artık Türkiye'de bu konuya alışıldığı için yani demokrasiden vazgeçilemeyeceği insanlar belli olduğu için ilk açıklamaları olarak hemen demokrasiye geçmek üzere ibaresiyle başlamış yani. O askeri darbe sürecine. Mesela Yunanistan'daki gibi gelip de uzun süreli kalıp kalmaya teşebbüs edip 7 sene kadar iktidarlarını sürdürmemişlerdi. Yani bu açıdan bizim bu sürecimiz, 1945'ten bugüne kadar sürecimiz demokrasinin iyi kötü derken onu biraz açacağım, iyi kötü devam ettiği bir dönemdir. Şunu da unutmamak lazım, 1945'te bu demokrasi adımı atıldığı zaman dünyada İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Başka hiçbir ülke ortada yok demokrasiye geçmek için atan. Türkiye ilk ülkedir. Bazı ülkelerde gene tek parti idareleri var. Totaliter idareler var. Mesela İspanya'da Franco rejimi var. İsviçre'de Salazar rejimi var. Bunların hepsinin demokrasiye geçişi 1970'lerin başlarından sonra
bir kısım ülkeler Sovyet işgali altında kaldıktan sonra sosyalist idareler altında, yani tek partili rejimler halinde kalmışlardır. Onların da demokrasiye dönmeleri, haklarını istese bile kolay olmamış. 1980'lerin sonlarını bulmuştur. Bulgaristan'dan Romanya'ya, Macaristan'dan Çekoslovakya'ya, o zaman Çekoslovakya'ya, Polonya'ya kadar bütün o ülkelerin gözünde tutarsanız onlar da yine bir totaliter, Doğu Almanya, Almanya bulmuştur. Yani ilk adımı atan o ülkeler arasında Türkiye olmuş. Bu tarihi gerçek olarak tespit edilmeli ve bu zamana kadar belirttiğim gibi devam etmiştir. Bunun bir tarafı, bugün daha önem taşıdığını gösteren bir gelişme karşısında da değerlendirmesi lazım. Bugün Arap ülkeleri dediğimiz ülkelerde bahar adı altında girişimler oluyor. Demokrasiye geçme isteği haklarında. Fakat dikkat edilirse bunlardan hiçbiri şimdiye kadar o baharın başladığı günden bugüne kadar bir rahat bir şekilde demokrasiye geçebilir değiller. Aslında Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman Türkiye ile aşağı yukarı aynı sosyolojik düzeyde olan yerler. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun içindeydiler. Yani Irak'ı düşünelim, Bağdat İmparatorluğu'nun en önemli şehirlerinden biriydi. İstanbul'da ne varsa müessese bakımından, işte Bağdat'ta benzerleri var yani, Irak'ta. Irak hala bu demokrasinin çok demokrasili bir zamanı zaten aşağı yukarı olmadı o zamanla. İngiliz yönetimi altında kalışından sonra işte krallık da varmıştı, bir krallıktı. O zaman da olmadı. Şimdi de tam olmamış değil. Mısır yine Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyle rekabet ettiği olan bir ülkeydi. Orada da Kral Faruk'un 1950'nin başında gitmesinden sonra yerine hep bir şey Türkler gelmiş. Onlar da gitmemişti. Şimdi bir denemesi yapılıyor ama gürültüler patikler içinde. Yani bu demokrasinin neresindeyiz derken ve bardağın ne kadarı dolu ne kadarı boş derken bunu bardağın dolu tarafında mutlaka hatırlamak lazım. Yani bizim bunu çok önceden başardığımız ve o zamandan bu yana öteki ülkelere nazaran bunun pratiğini yaptığımız için, uygulamasını yaptığımız için büyük tecrübe kazandığımız gerçeğini bardağın dolu tarafında görmek lazım. Şimdi sonra ne oldu? 1950-60 arasında 1950'ye kadarki Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, o zamanki başkanı, işte eski cumhurbaşkanı, daha önceki başbakan, işte Lozan delegesidir işte vatanı, İsmet Paşa 1950'de teslim etti görevi, muhalefete geçti. 1960'a kadarki dönem iktidarda Demokrat Parti'nin muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalışıyla bir de Cumhuriyetçi Millet Partisi, daha önce Millet Partisi, sonra kapatıldı o parti, Cumhuriyetçi Millet Partisi oldu. O partilerle birlikte bir Hürriyet Partisi açıldı. Yani dört partili bir halde 1960'a kadar geldi. Fakat büyük tartışmalar içinde ve büyük hadiseler içinde geldi. İktidar Partisi Muhalefet Partisi'ne yönelik bir tatbikat hücumunu kurdu. Sonra yine öğrenci hadiseleri şu derken bir ihtilal gerçekleşti. Bu çok üzerinde durulması gereken bir şey. Fakat okullarda o hadisenin sonrasında verilmiş idam izi kalmıştır. Maalesef üç devlet adamı, rahmetli Adnan Menderes, rahmetli Hasan Kulak'tan ve rahmetli Kutluş Güzoğlu bu cezaya maruz kalmışlardır. Bununla bitmiştir. Ve o dönemin üzüntüleri, o dönemin sonundaki hadiselerden doğan üzüntüler uzun süre Türk politikası üzerinde bir mutsuz etki bırakarak devam etmiştir. Bunun
onun da sonra arkaları gelmişti, onlar uzun hikaye. Fakat bu 10 yıllık dönem içinde bunun sonunun başarılı olmamasının sebebi de her zaman şunun payını görmelidir. Türkiye bu demokrasi tecrübesine daha tamamen kavuşmamıştır. İktidarda bulunanlar da, muhalefette bulunanlar da bir demokrasi tecrübesinden geçmemişler. Hepsi aslında aynı partisinin birisiydiler. Tek parti alışkanlıkları vardı. Muhalefet tecrübesinde. Fakat bu dönemin tecrübeleri de edinildikten sonra artık o zaman hatalarını hiç tekrarlayamaz kısımlarındaydı. Zaman zaman o tekrarlar da oldu. Sıkıntılı günler geçti. Bugüne geldik. Şimdi sadece maziyle geçmişle uğraşmış olmamak için 45 dakikalık süren var, daha galiba biraz daha var. Bugün geldiğimiz zaman bunu da şöyle şey yapalım, kaç defa seçim oldu, onu da şöyle hatırlayalım. 1950'de seçim, 54'te seçim, 57'de seçim oldu, 61'de seçim oldu. O zamanlar hep 80'den sonra 83'te bir seçim oldu. Hep 4 senede bir ortalama, bazısında 5 sene, bazısında 3 sene oldu. Hep seçimler yapıldı. Anayasa 2 defa işte 1961 anayasası, biri 1980 anayasası, tüm değişiklik sürdü. Sonra da üzerlerinde birçok değişiklikler oldu. Bu anayasaların getirdikleri, götürdükleri var. Bugüne geldiğimizde de yine bu tarafına bakarsak Türkiye'nin bir anayasalar tecrübesi de var. Yani 1924 anayasası lisan olarak iyi bir anayasaydı. Fakat demokrasinin ve insan hak ve hürriyetlerinin güvenceleri yoktu. Yani iktidarda bulunan parti 1924 anayasasıydı o zaman. Biraz önce belirttiğim takviye-i sükun kanunu çıkarabilmişti. İstiklal mahkemelerini kurabilmişti. Basının tamamen kontrolü altına alabilmişti. Yine o anayasaya göre. Ve basın için hükümetin kararıyla kapatılabilir gazeteler için kuralını koyabilmişti kanunlardan. Çünkü ne diyordu o anayasa? Basın hürdür. İlkeyi koyuyordu. Şöyle diyordu onu. Serbesttir ya bu zaman deyince. Basın kanun dairesinde serbesttir. Şimdi kanun dairesinde olduğunu anayasa burada duruyor. Siz kanunun içine ne koyarsanız koyun. Bütün gazeteleri kapatabilir. Kapatılmıştır. Anayasaya aykırı olmadığı öne sürüldü. Anayasaya aykırı olup olmadığına kim karar verecek? O zaman anayasa mahkemesi yok, başka müesseler yok. Zaten dünyanın birçok ülkesinde de yok anayasa mahkemesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmış. Güvencesi olmayan bir anayasaydı. 1961'de güvenceler getirildi anayasada. 1980'de gene o güvenceler bu sefer başka türlü getirildi. Yani fazla sınırlayıcı hale getirildi. Güvenceler derken iktidarı tehdit edici imkanlar ortaya çıkabildi. Sonradan o anayasa işte kısım şimdi değişiliyor. Hürriyetleri tahdit eden hükümler getirildi. Mesela en önemlilerinden bir tanesi 1980 anayasasının üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin partilere girmesinin yasaklanmasıydı. Aynı zamanda sendikacıların partilere girmesinin yasaklanmasıydı. Şimdi şeyi kaçtı? 68 madde bilinir. Madde hatırına gelmedi. Herkes şeye girebilir. Siyasi partilere. Eğer üniversite gençseniz giremezsiniz. Okumuyorsanız girebilirsiniz. Okuyorsanız üniversite giremezsiniz. İşçiyseniz
gelebilirse ama sendika üyesi olsanız, yani işçilerin politik taraflarında, sosyal taraflarında değinmek arzusunda olsanız, o yolda gayret ediyorsanız diyemezsiniz. Buna benzer bir hüküm, demokrasinin 1961 anayasasıyla gelen, hatta 1961 anayasasından önce de kısmen var olan bir takım hürriyetleri ortadan kaldırdı. Üniversite öğretim üyeleri hele evvelden partilerin merkez yönetim kurullarına falan da girerlerdi. Yine giremez oldular. Ve bu durum 1983'ten 1995'e kadar anayasal bir kural olarak devam etti. 1995'ten sonra nihayet kaldırıldı. Fakat kaldırıldıktan sonra bununla ilgili kanunun çıkması da gecikti. O da sanırım 1999'da çıktı. Ondan sonra ancak üniversite talebelerinin siyasi faaliyeti kapsamında. Bu sadece o açıdan değildi. Mesela partilerin gençlik kolları kurması yasak. Bu dediğim gene aynı şekilde anayasada yasak kaldı. Sonra kanunun çıkması yine gecikti. Halbuki yani Türkiye'nin zaten nüfusunun büyük kısmı gençlerden oluşuyor. Oluşmasa bile de lazım gelir. Onların gençlerin politika dışında tutulması kadar sakat bir şey. Aynı zamanda ülkenin demokratik geleceğini de tehdit eden bir şey. Ama oldu. Kalktı şimdi bu. Fakat şu anda dahi buna alışılmadı. Çünkü o arada geçen zaman içinde gençler partilere girmekten işte uzak kaldılar. Bir çeşit soğudular siyasetten. Partililer gençleri siyaset içine sokmakta, sokmamaya çalıştılar. Bundan geri dönmeleri kolay olmadı. İller, ilçe başkanları. Şimdi hala bu açık kapanabilmiş değil. İşte bu da bardağın boş kalan yerlerinden biri. Hatta boş kalmak da değil bu. Bardağın o kısmı doluyken onu boşaltmışlar. O oldu. O şekilde bir geriye gidiş oldu. Şimdi genel olarak sorularınızı bekleyeceğim. Genel olarak bakarsak bardağın boş tarafına da veya dolu olup da boşalan taraflarına biraz daha değineyim. Tek tek değiniyorum. Sorular sırasında başka şeyler akla gelirse onları da değerlendirmeye çalışırım. Şimdi bir 1983 anayasasından sonra çıkan kanunla birlikte Türkiye'de siyasetin başına, dolayısıyla demokrasinin başına bir dert daha geldi. %10 baraj. Bu %10 baraj yerine o zaman 1950-60 arasında bir ekseriyet sisteminin yaptığı bir etkileri vardı. Yani bir parti kendi mesela şöyleydi. Mukayese edelim. 3 seçim sistemine 1950-60 arasındaki 61'le 61'den sonrakine ve şimdiki 80 anayasasından sonraki durumu. Şimdi birincisinde mesela Samsun'dan milletvekili çıkacak. Kaç milletvekili çıkıyor Samsun'da? 7 mi? Şimdi, yok. 9. 9. 9 milletvekili çıkacaksa diyelim ki o zamanki partileri alarak Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetçi Millet Partisi, Hürriyet Partisi, 57 seçimi alırsa bu partilerden hangisi birkaç oy fazla alırsa hepsini bile oturuyor. Şey yapmak da karma liste yapmak falan da güçtür. Teorik olarak mümkün ama şeye pratikte uygulanamıyordu. İstanbul'da bilmem o zaman 30 milletvekili çıkıyorsa biraz açtım 30'un bile hepsi çıkabilirdi. Hiçbir temsil yoktu. Bunun sonucu olarak mesela 1954 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy muhalefet partisi olarak %35'ti. Demokrat Parti'ninki %57'ydi. Fakat sonuç 30 milletvekili çıkardı. %35'li Cumhuriyet Halk Partisi. Öteki 500
502 milletvekiline çıkartmak. Bu kadar %80'ine, %50 küsurla, %87'sine falan meclis milletvekiline sahip oluyor. Şimdi o zaman nispi temsil yoktu. Usul buydu. Tabii bu işte uygulanıyor. 61'den sonra nispi temsil geldi ve çok şey bir şekilde geldi. Hiçbir baraj yok. Seçim sistemi olarak geldi. Onunla da kalmadı. Milli Bakiye Sistemi diye bir sistemi vardı. Siz parti olarak meclise girebiliyorsunuz. Bir partisiniz, küçük bir partisiniz ama ne kadar puan aldıysanız, yani %3 aldınız, milletvekili sayısının %3'ünü aynen çıkarıyorsunuz. 1965 seçiminin sonuçları öyleydi. Ve küçük partiler de girebildi meclise. Mesela Türk İşçi Partisi olmuştu. %3 oy aldı. 450 milletvekili var mecliste. 450 milletvekili 15'ini çıkardı. Şimdi anayasamızda var olan temsilde adalet ilkesi var. Temsilde adalet, ne kadar oy alırsan o kadar meclisin de o kadar daha şey olursun, o kadar sandalye sahibi olursun. İşte o zaman gerçekleşti. Bunun faydaları ne? Yani şimdi çok fazla kimsenin %20'ler, %30'lar civarında alamayacak kadar küçük az sayıda kimsenin desteklediği bir parti bile mecliste temsil edebilir hale gelmişti. Fakat burada o zaman Soğuk Savaş dönemi, işte Türkiye İşçi Partisi'ne komünisttir deniliyor. Komünizm tehlikeli. Biz Batı blokundanız. Doğu blokunda da bir kısım yerlerde komünist partiler yasak. Bizde de yasak. Ama işte böyle başka isim altındaki fazla sorunlu olanlara da o kadar fazla imkan vermedi diye bu Milli Bakiye usulü kaldırıldı. 1969 seçimlerinde öyle değildi. O bozuldu bir miktar. Ama gene de büyük partilerin oranları gene ortamcılığı adalet edilse bir ürün ifade oluyordu. %10 baraj olup olduğu zaman artık %3 alacak, %5 alacak, %8 alacak yahut %10'a yaklaşsa bile vatandaşların ya bu barajı geçemez, niye buna vereyim diyebileceği bir durumda olacak bir partinin kurulup gelişmesi mümkün olmaz halinde. Yani mecliste şimdi 3 parti şeylesi çıktı. Bu %10 baraj sisteminde 4. parti BDP %10 barajı aşamayacak durumdaydı. Bağımsız koydular adaylar. Ondan sonra o bağımsız aday çok güçlü bir şeydi. Bağımsız koyup da kazanmak. Bir de daha da güçleştirildi. İşte şeyler, listeler, öyle listelerin tanzimi güçleşti. Neyse 4 parti girdi. Ama mesela bir Yeşiller Partisi kurulsa ki bütün memleketlerde var mı Yeşiller Partisi artık? Hep şeyden başlamışlar. %1, %2, %3 falan öyle girmişler ama meclise 3-5 milletvekili sokmuşlar. Şimdi %10'lara çıktılar. Böyle bir partinin kurulup gelişmesi mümkün değil. Yani seçmen bakacak ki oyun boşa gidecek ben buna verirsem diye düşünecek. Yahut partiler arasında görüş farkları olsa büyük partilerde bir kısmı şöyle düşünüyor, bir kısmı böyle düşünüyor. Ayrı parti kurun, onlar da ayrı parti kursun. Onu da yapamazlar. Çünkü %10'un altına düşme ihtimalleri olur. Büyük partilerde hepsinin %10'un altına düştüğü görüldü. Yani Anavatan Partisi vardı, düşünün. Artık yoklar. Doğru Yol Partisi vardı. İktidardaydılar bu partiler. Cumhuriyet Halk Partisi bir ara düştü çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi düştü çıktı. O düşük çıkmalar da partilere zarar veriyor. Türkiye'nin politik hayatına da zarar veriyor. Bu %10 barajdan mutlaka kurtulmak lazım. Hem dünyanın hiçbir yerinde demokratik ülkesinde bu kadar yüksek bir baraj yok. Yani parlamenter sistem içinde seçim yapanlarda. İşte en yüksek baraj Almanya'dadır, %5'tir. Onun da bir başka şekilde telafisi mümkündür. İkili bir sistem var orada. Bir de doğrudan doğruya dar bölgeli seçim de var. Birilerini öğrenmiş bir temsil üçünde bize seçiyorlar ve dar bölgeden tek tek seçiyorlar. O dar bölgelerde siz üçünde dar bölgede kazanıyorsanız o zaman %5 değil de %4 de alsanız, %3,5 de alsanız
şeyi gene de bir oy oranınızın üstüne milletvekili sokabiliyorsunuz. Yani orada bile %5'in altında işleyebiliyorlar. Bizde görülmemiş bir şekilde %10 diyor. Bu demokrasimizin böyle bardağının boşaltılmış olan bir tarafı. Yani boş tarafında bunlar da. Başka ne var? Başka özel müesseselerin özelliklerini kaybetmesi diye bir şey var. Yani demokrasilerde bazı kurullar iktidarın etkisi altında olmasınlar diye özellikle özellik verilmiş kendilerine olan kurumlar. Mesela üniversiteler. Şimdi üniversitelerin hükümetin doğrudan doğruya kontrol altında olması birçok açıdan saymaya bile gerek yok. Demokratik şeye uymuyor. Demokratik ilkeye uymuyor. Hatırlamak gerekir ki üniversite özelliği bizde demokrasi ilk geçildiği yıllarda bile hatta Fikri Parti döneminde kısmen başlamıştı. Zaten o zaman Türkiye'de iki tane üniversite vardı. Ankara'da ve İstanbul'da. Bir de İstanbul'da Yüksek Mühendis Mektebi Teknik Üniversite haline gelmişti. O da sayılıyordu. Üç üniversite vardı. Üç üniversitenin özellikleri vardı. O kadar vardı ki 1900 kaçta oldu? 45 Ankara'da bir tarih fakültesi olayları oldu. İşte gene o zaman komünistlik var. Komünistleri üniversitede atmak istiyor hükümet. Gücü yetmedi. Üniversite senatosu falan kabul etmiyor. Kanun çıkardılar. Kadrolarını iptal ettiler. Öyle yapalım. Şimdi bu özellikten de bir gerileme oldu. Zaman içinde işte güvence verildi. 1961 Anayasası'nda üniversite özelliği hem yerleştirildi hem de pratikte yani böyle oynanamaz hale gelmişti. Şimdiki hadise tamamen değişiktir. Artı yani işte bir kazanımlar, bir boşluklar diye bakalım. Anayasa Mahkemesi 1961'den beri var. Bu harpten sonraki, savaştan sonraki ülkelerin anayasalarına girmiş olan, sistemlerine girmiş olan bir yapıdır. Çünkü iktidara gelen partiler elbette ki seçimle geliyorlar. İşte her şeyi yapmaya muktedirler. Ama bazı şeyleri yapmaya muktedir olmamalılar. Yani mesela geçmişte çünkü tecrübeleri görmüş. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Mussolini'nin iktidara gelmesi önce, sonra Hitler'in iktidara gelmesi hep aynı biçimde olmuş. Seçilmişler. Seçildikten sonra ya madem seçildik hadi şu şeyi de değiştirelim anayasayı da şunu da bunu da derken kalıcı haline gelmişler. Yargıyı tamamen kontrolü altına almışlar. Nasıl olacak bu? Soruyorsun iktidardakine. Ben seçildim, geldim kardeşim diyor, seçilen adam her şeyi yapar, o bilir ki seçilmemişler. Seçilmemişler ama sen bu şekilde gelip de bu yola gidersen demokrasiyi de ortadan kaldırmış oluyorsun. Seçim şeye gelirken, iktidara gelirken bunları feshedeceğim demedin, sonradan feshediyorsun filan. Bu tartışmalar neyse uzaya bir hapten sonraki anayasalarda başta Alman millet olmak üzere anayasa mahkemeyi yapıyordu. 61'de bu da vardı. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı esasları daha gerçekleştirildi. 1950-60 arasında o zamana kadar 1954'te çıkarılan bir kanunla hakim teminatı ortadan kaldırıldı. O zamana kadar hakimleri bir yerden alıp ötüyle koymak falan öyle kıdemli hakimleri mümkün değildi. Kanun çıkarıldı. Adalet Bakanı'na yetki verilmişti. Yani bir hakimi 25 senesini doldurmuşsa Adalet Bakanı attı imzayı, ertesi sabah adam işinden çıkarılıyordu, emekli hissettiriyordu. O kanuna göre Yargıtay Başkanlığı'nı bile emekli etmişlerdi. Yani orada şöyle bir şey var. 50 ile 54 arasında daha önce de var olan bir şey ortadan kalkmıştı. Bu 1961 Anayasası'nda yeniden geldi. Yargı, hakim teminatı ve yargı işte bağımsızlığı tabii bu etik sınırına bağlı.
Bu da şimdi, daha önce de bir tahrip gördü. Ama şimdi o haldeki bir Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu mekanizmasını işlerken o hakim teminatının ve bağımsızlığının tam olarak yerinde olduğu ileri sürülemiyor. O yüzden de zaten tartışmalar devam edip gidiyor. Bunun gibi şeyler, eksiklikler, işte boş tarafı daha söylenecek çok şey var. Yalnız çok da uzatmadan desin ki sorulara vakit kalsın. Var fakat bir de şimdi anayasa değişikliği sorunu var. Anayasa değişikliği derken başkanlık sisteminin gelmesi önemli var. Bunlar üzerinde herkesin durması lazım. Çünkü zaten demokrasimiz o bardağın boş tarafının çok az olmadığı, fazla olduğu hale geldi. Eskiden dolu olan tarafların da boşalmış olduğu bir hale geldi. Bunun bir de başkanlık sisteminin etkisiyle daha da boşalması demokrasinin üzerinde bulunduğumuz yerin daha da geriye gitmesi anlamına gelir. Hatta tehlikeli bir şekilde geriye gitmesi anlamına gelir. Çünkü bir de başkanlık sistemi derken Amerika'daki gibi bir başkanlık sistemi değil. Orada iyi kötü dengeler vardır. Türk usulü diye tırnak içinde söylenen bir başkanlık sisteminin getirilmesi düşünceleri var. Bu tabii büsbütün tehlikeli olur. Yani Amerika'da başkan büyük elçi tayin ederken bile senatoya soruyor. Oradan kabul olmazsa yapamıyorsunuz. Yahut kendine şey tayin eder, hükümete insan tayin ederken yapamıyor. Bizde öyle bir şey de olmasın gibi. Bunlar daha henüz şey safhasında, hazırlık safhasında ama endişe verici şeyler. Yani özetle bardağın dolu tarafında yine bir takım bir şeyler var. Tabii şey açısından vesayet, askeri vesayet denilen şey o bir vakaydı tabii. Yani askerlerin hem zaman zaman böyle müdahale yetişir bir şekilde hem de yönlendirmek istemeleri doğru bir şey değil. Demokrasiye bağdaşmaz bir şey. Onu yalnız ortadan kaldırırken bu vesayet denilen sistemdeki imkanların hükümet tarafından kullanılması yolunun açılması da önemli bir şey. Yani bunu da eklemek lazım. Tekrar özetle yani dolu tarafında da birçok şeyler var. Bunlar çok kıymetli. Başta da söyledim. Bu kadar senelik tecrübe var. Mesele o tecrübelerden istifade etmekte. Eğer bunlardan faydalanırsa Türkiye demokrasi yolunda gerçekten gidebilir. Faydalanılmazsa yazık olur. Ve tarih tekerrür eder. Mehmet Akif'in ünlü mısra beyti vardır. Onu söyleyerek bitireyim. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Tekrar eder diye tarif ediyorlar, anlatıyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Tarihin kötü taraflarını tabii tekerrür etmemesi için herkesin demokratik bir rejim içinde elinden geleni yapması, gençlerin özellikle yapması, çünkü gençler geleceğimizi temsil ediyor. İstedikleri siyasi partiye girmeleri, siyasete aktif olarak katkıda bulunmaları temenni edilir bu arada. Ben de o temenniyi burada dile getiriyorum tekrar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ne yapmam lazım? Osman Aydın olması lazım. İhtilal yapacak asker kalmadı. Bizi bütün askerleri tasfiye ettiler gibi bir söz kullandı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun eski bir genç ve
genel başkan olarak. İkinci soru, Ergenekon ve Balyoz ve Sarıkız vesaire davalar hakkında görüşünüz nedir? Bunlar düz medya davalar mıdır yoksa asla var mıdır? Şeyi tekrar eder misiniz? İhtilal komutan notu diyor. İhtilal yapacak. İhtilal yapacak. Komutan kalmadı. Bütün komutanları tasfiye ettiler. Osman yani bunu iyi oldu diye mi yoksa şey mi yazık oldu gittiler bunlar diye mi söylemiş? Yok, bilmiyorum ben bu çok. Kurtuluşumuz evet. Kalmadı gibisin. Evet. Ergenekon ve öteki de. Evet. Şimdi bu sözü ben işitmemiştim. Eğer bunu hayıflanarak söylediyse tabii ki münasebetsiz bir kullanım. Ne demek yani ihtiyar yapacak komutan kalmadıysa kalmasın tabii. Kalmamasın tabii diyebilir. Ama şimdi ihtilal yapacak, yapması muhtemel olan asker diye bir şey olamaz. Hakikaten teşebbüs edenler kimse, onların tespit edilmesi ve gereken cezaların makul bir süreçte verilmesi gerekir. Burada mesela Ergenekon, ikinci soruya geçmek için söylüyorum. Ergenekon davaları ve benzeri davalardaki manzara şu oluyor. Şimdi bizim, benim yani tanıdığım insanlara misal vereceğim. Ben çok misal var. İşte Mustafa Balbay da ihtilal yapacak asker gibi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 4 yıl aşkın zamandır içeride. İşte Mehmet Haberal, doktor aslında, içeride. Onun gibi daha birçok kimse var. Böyle bir dava görüyor ki bu başlangıçta herkes, yani demokrasi taraftarı olan kim varsa, öyle bazı kimselerden de hakikaten şüphe ediliyor falan. Elbette ki bu askeri, askerler içinde, işte darbe niyetinde olan falan kimseler var ise bunların mutlaka işte neyse cezaları kanunda bunlarla karşılaşması gerektiğini düşünüyordu. Ama zaman içinde inanılmaz şeyler oldu o davada. Bir takım gazeteciler, Oda TV davası mesela, ne yapmış adam? Kitap yazmış. Kitapta bilmem birilerine hücum etmiş. Etsin onun cezası neyse ceza kanunda onu çıkar. Hayır Ergenekon üyesi darbe yapacak filan. Nitekim şey yapıldılar, tahliye edildiler işte büyük kısmı. Fakat yıllar sonra tahliye edildiler. Şimdi burası, bu soru bir hukuki soru haline geldi. Bir de insani soru haline geldi. Siyaseten de yani halledilmesi zor bir soru haline geldi. Hükümet açısından da öyle. Bugün gene bir şey vardı, bir intihar eden bir yarbay mı, albay mı intihar etmişti. Onunla ilgili dava düştü. Gazetelerde okuduğuma göre. Düştü, yat kalktı. Adam intihar etmişti. Yani adalet mekanizmasına bu özel yetkili mahkemeler dolayısıyla bir karmaşa olduğu manzarası var. Onu tabii eleştirmek lazım. Bunu eleştirenleri de vay sen Ergenekoncuları müdafaa ediyorsun, öyleyse darbeyi müdafaa ediyorsun falan diye eleştirmemek lazım. Yani bu. Benim sorum var. Öncelikle hoş geldiniz üniversitemize. Pardon, ben de bakıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Benim 3 tane sorum olacak size. Buyurun. Birincisi demokrasi tam olarak tamamlanamamıştır dediniz. Şunu soracağım, 80 darbesi ve 28 Şubat postmodern darbenin bunu darbeyle yüzleşilmesi konusunda demokrasiye atan adım olarak görüyor musunuz bunu? Günümüzde bunlarla yüzleşilmesini. İkinci sorum, şöyle bir düşünce var. Bir zamanlar kendilerine hesap sorulanlar, şimdi ellerine fırsat geçince kendilerine hesap soruyorlar gibi bir düşünce var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Üçüncü sorum ise, muhalefet partilerinin amacı hükümeti yıpratmak mı yoksa yönetime katkı sağlamak mıdır? Teşekkür ederim. Pardon, yoksa? Yıpratmak mı yoksa? Muhalefet partilerinin amacı hükümeti yıpratmak mı? Hükümeti, yani bu konuda hani yönetime katkı sağlamak mıdır? Yönetime hakkı sağlamak değil mi? Evet. Yönetime katkı. Evet. Teşekkür ederim.
Şimdi birinci soru 28 Şubat'la alakalı değil mi? Pardon, onu tam not alamamışım. Affedersiniz, ben biraz buradan duymak güç oluyor benim için. Tabii bütün bunların tartışılması lazım, kamuoyunda da tartışılması lazım. Ama gerçekçi bir şekilde ve biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi birbirini itham ederek değil. Bizde şöyle bir şey oluyor işte, biraz önce söyledim. Benim kendim de başıma geldi. Yani mesela tutukluluklara ben baştan beri itiraz, tutuklukların uzun olması, baştan beri itiraz edip durum. 4 sene ne demek bir insanın hayatından 4 sene. Tutukluluk İki halde esas olarak ceza hukukunda uygulanır. Ceza mahkemesi hukukunda. Bir tanesi tutuklunun kaçma şüphesi vardır. Hakkındaki ceza dolayısıyla. İkincisi delilleri karartma şüphesi vardır. Şimdi öyle hadiseler var ki adam yurt dışında bir yerde hakkında iddia olduğunu gazetede okur okumaz kalkmış, atlamış, ilk uçakla gelmiş, teslim olmuş. Belli kaçacak hali yok. Kaçsa, onun önleyici şeyleri var. Yurt dışına çıkmasını yasaklıyorsunuz, bilmem işte polis her akşam imza atıyor falan, öyle şeyler var. Onlar da uygulanabilir. Onlara rağmen kaçsa, dünya bugün bundan 70 sene önceki, 80 sene önceki dünya değil ki, dünyanın her tarafına ulaşılıyor. Eğer çok ciddi bir şeyse aklındaki iddia, işte gönderiyorsunuz, adam tutuklu, tutuyorlar, getiriyorlar. O öyle. Artık 4 seneden sonra şey kalmamış, karartacak delil meli kalmış, delillerin hepsi konuşulmuş mahkemede. Hatta daha başka delil göstermek istendiği zaman ben bu kadar delili aldım artık, şimdi tanıkları dinledim, artık tanık dinlemeye ihtiyacım yok diyor mahkeme. O da kanunsuz olarak diyor. Şimdi o zaman niye tutukluluklar böyle devam ediyor? Sadece Ergenekon davasında değil, KCK davasında. Orada da 2 seneden beri içeride bulunan binlerle insanlar. Şimdi bütün bunları herkesin eleştirmesi, dikkate çekmesi lazım. Ama benim başıma geldi dediğim şey şu, Ergenekon için bunu söylediğim zaman, işte tartışmada sen Ergenekon'u itibarsızlaştırmak isteyenler var, sen de onun adam mısın anlamında bir şey. Öbüründe KCK davası falan, sen PKK'yı bir şey yapıyorsun filan. Yani bana değil, sadece birçok kimseye söylendi de benim bile başıma geldi demek için söylüyorum. Bunları bir kenara atmak suretiyle elbette 28 Şubat'ı da 80 darbesini de bütün ayrıntılarıyla tarihçilerin de tartışması lazım. İşte zaten mecliste komisyon kuruldu. Komisyon da tartıştı. Fakat o meclis komisyonunda şöyle bir durum oldu. Aslında bu darbe hazırlıkları falan derken bunların asıl unsuru bir sürü insan öldü o sıralarda. Yani faili meçhul cinayetler işlendi. Ve bunları mesela o darbeler sırasında işte derin devletin öldürttüğü falan iddialar ortaya çıktı. Bunların da tabii araştırılması lazım. Ama bunlar üzerinde pek durulmadı. Sadece 28 Şubat üzerinde duruldu. Halbuki bütün darbeleri araştırma komisyonuydu. Bu şöyle bir izlenim veriyor. 28 Şubat nedir? 28 Şubat'ta bir hükümet değişikliği oldu netice itibariyle. Bir sürü yanlışlıklar yapıldı. Mesela gazeteci arkadaşlarımızdan bir kısmının kısmı hakkında bir tanığın ifadesiyle, tırnak içinde tanığın ifadesi diyorum çünkü ifade tahrif edilmiş, çizilmiş, yerine yenisi yazılmış. O şekilde o gazeteci arkadaşlar itham edildiler, gazetelere yansıdı, işlerinden çıkarıldılar. Rahmetli Mehmet Ali Birant onun arasında. Başka Cengiz Çandar da galiba onlar arasında. Yani bulundukları yerden birkaç arkadaş daha var. Bunlar böyle sahte bir ifadeyle çıkardı. Şimdi bu sahte ifadenin üzerinde asıl durulması lazım. Bunun bir cezası var, o cezanın verilmesi lazım. Bunun üzerinde durulmadı ve şimdi başka gazetecilerin de başka sebeplerle işlerinden çıkarılması yolunda bazı yaptırımların uygulandığı görülüyor. Yani çelişkiler oluyor burada.
o üçüncü sorunuz galiba o konuda değil mi? Yanlış mı şey yaptım? Üçüncü sorunuz? Ha pardon, bak ikinci sorunuz. Ha işte onu demek istiyorum. Şimdi burada, burada bir revanşizm olduğu, ikinci sorunuz yanlış söyledim, bir intikam alma hadisesi olduğu yorumları buna göre yapılıyor. Bir de mesela çifte standart oluyor. Şimdi o şey yapılan, ifadesi tahrif edilen kimse sapık, Şemdin Sapık galiba değil mi? O 28 Şubat döneminde ya ondan sonraki dönemde. Zaten 28 Şubat denince bunun bir kısmı ileriye doğru gidiyor. Sadece 28 Şubat günüyle alakalı değil. O Şemdin Sapık şimdi Ergenekon davası tanık olarak dinlenildi. Yani o tahrif edilen ifadenin yanında o da bir takım iddialar söylemiş. Onların bir kısmı belki doğru tahrif edilmemiş. Ama onlar da pek doğru olmadığı sorudan çıkmış. Şimdi bir de burada tanık olarak ortaya çıkıyor. Yani bir çifte standart hadisesi de var. Bir de o revanşizm izlenimi, tabii bu ispat edilmiş bir şey değil, insanların aklından ne geçiyor belli değil. 28 Şubat üzerinde çok durulması böyle bir izlenimi biraz pekiştiriyor. Çünkü 28 Şubat malum şöyle bir mecliste olan bir şey. 95 seçimi. 95 seçiminde 4 parti birbirine yakın oylar aldı. Erbakan partisi, o zaman Fazilet Partisi, Refah Partisi'ydi. Refah Partisi'ydi. Doğru Yol Partisi, Tansu Çiller'in başkanlığındaki. Anavatan Partisi, Mesut Yılmaz'ın başkanlığındaki. Bülent Ecevit'in Demokratik Sol Partisi. Bir de 5. parti vardı, Cumhuriyet Halk Partisi. O daha az almıştı. Ötekilerin %20'ye yakındı oyları ve mecliste bir hükümet kurulması fevkalade şeydi, zordu. Niye? Çünkü bu partiler de birbirleriyle çok sert şekilde tartışmışlardı. Mesela Doğru Yol Partisi de Anavatan Partisi, ikisi de işte muhafazakar, liberal falan partiler de nitelenir. Ama birbirleriyle en fazla kapışanlar onlardı. Nasıl kurulacak hükümet? Önce meclisteki milletvekili sayıları da öyleydi. En fazlası Erbakan'ındı. Ama aradaki fark azdı öteki partiler. Şimdi rakamlar hatırında değil ama böyle bir yakınlık var. Önce Anavatan Partisi başkanlığında ANAP Doğru Yol Hükümeti kuruldu. İşte güven oyu aldı, alamadı derken devam etmedi. Sonra Doğru Yol Partisi ile Erbakan'ın partisi arasında müzakereler devam etti. Fakat o arada başka bir şey oldu. Bu dört partiden üçü birbirleri hakkında soruşturma önergesi verdiler meclise. Yani soruşturma önergesi şu, eğer mecliste kabul edilirse bu komisyonda görüşüldükten sonra adamı Yüce Divan'a verirler. Yani Anavatan Partisi istiyor ki Çiller şeye gitsin, Yüce Divan'a gitsin soruşturma önergesi dolayısıyla. Doğru Yol Partisi istiyor ki ANAP gitsin. O sırada Erbakan hakkında da gene böyle bir şey var. Erbakan'ın da onların ikisi hakkında var. Yani herkes birbirini Yüce Divan'a göndermek istiyor. Böyle bir kargaşa 1995 seçimlerinin başlangıcında bu vardı. Bunun için anlatıyorum. 28 Şubat'ta ne oldu? Sonra neticede bu hükümetin kurulamadığı bir sırada Erbakan dedi ki bu resmen zabıtlara falan da geçmiş yahut konuşulmuş şeyler. Benimle hükümet kuran sütten çıkmış ak kaşık gibi olur dedi. Temizlenir dedi. Ne demek bu? Pratikte soruşturma önergesi geri alması. Yani çünkü Çiller içinde bir takım iddialar falan var. İşte neyse bunun gibi şeyler de girdi. Sanki şeymiş gibi yani birbirimizi affederiz falan dedi. Bu ikisi beraber hükümet kurdular. Bir sene biri yapacaktı 4 senelik meclis için. Başbakanlıkta bulunacaktı. Önce Erbakan aldı. Başbakan. Çiller Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. Şimdi bu sürerken Susurluk hadisesi oldu. Susurluk hadisesinin dolayısıyla
bir hükümete muhalefet başladı. Sadece şeyden değil yani, bir askerlerden falan da değil. Asıl hatta askerler bir karışmadı bu işe. Gençlerden İstanbul'da işte mum sön şeyler, ışık söndürme falan eylemleri oldu. Böyle bir hava içindeyken bir de Sincan'da bir hadise oldu. İşte tanklar falan yürüdü. O da bir, yani yürümesi neye yürüdü falan diye tartışılıp durur. Yürüdü fakat 28 Şubat günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda askerler işin içine resmen orada da karıştı ve bir bildiri çıktı. Bildiriye hepsi imza attı. Yani Erbakan da. Kaldılar. Erbakan'ın ayrılması Haziran ayında, yani Şubat ayında değil. Şimdi bunlar çok iyi bilinmiyor. Şimdi tarihçi arkadaşlarla ben buraya gelmeden önce konuşuyorum. Onlara da o şeyimi belirttim. Yakın tarihi ya iyi bilmiyoruz ya hatırlamıyoruz. Bir bilgi eksikliği içinde tartışıyoruz. O tartışmada olmuyor. Yani 28 Şubat'ta Erbakan istifa etmeseydi o tarihten sonra etmemesi mümkündü. Yani hükümetin tedbirler alması falan da mümkündü. Yani kendisine müdahale edenlere. Ama bir başka faktör devreye girdi. Çiller'de başbakan olacak ya, protokolü öyle imzalamışlar. Bir sene sonra mı, iki sene sonra mı şimdi hatırlamıyorum. Dedi ki şimdi ben gireyim. Sen ayrıl buradan. O da ona telkin etti. O da ayrıldı. Ayrıldıktan sonra işte o sırada biraz siyasi hayatımız açısından komik bir şey oldu. Bir kısım milletvekilleri şeyden ayrıldılar. Zaten başlamıştı o ayrılma. Doğru Yol Partisi'nden. Hükümetin hükümeti destekleyen insan sayısı azaldı. Demirel işte Yılmaz'a verdi. Yılmaz geldi, hükümeti kurdu. O hükümet oy aldı. Şimdi oy alınca yani arkadan diyelim ki o milletvekillerinin ayrılması için, Doğru Yol Partisi'ne ayrılan milletvekillerinin ayrılması için askerler onlara baskı yaptılar. Ayrıl dediler, tehdit ettiler falan. Böyle diyelim. Ama bunu ispat etmek kolay değil. Çünkü o ayrılanlar o zaman şu demeci vermişler. Bu hükümet sırasında işler iyi gitmiyor. İşte o yüzden ayrılıyorum demişler. Şimdi gidip onlara soruyorsunuz. Ne diyorsun şimdi diye bana bir geldi tehdit etti falan demiyor. Demeyince ortada bir iddia var. O iddiadan sonra işte Mesut Yılmaz hükümeti kuruldu. Ondan sonra işte o da bir süre gitti, devam etti. Ecevit hükümeti, Hazırlık hükümeti haline kuruldu falan. O dönem hep böyle 4 defa hükümet değişen bir dönemdir. Onun için 28 Şubat'a işte darbe denilemiyor, postmodern darbe denilir mi, denilmez mi? İşte milletvekilleri oradan kalkıp öteki tarafa gitti, o neyle ifade edilir? Şey de var, biliyorsunuz Ecevit'in hükümet kurması 1980'den önce 14 milletvekili şeyden ayrıldı. Yani, neydi o zaman? Adalet Partisi'nden ayrıldı. Ve CHP'ye geçti. 1978-80 hükümeti öyle bir hükümettir. Daha önce 4 milletvekilinin Demirel'e geçmesi suretiyle bir milliyetçi cephe hükümeti kurulmuştur. Burada yani mecliste böyle o partiden bu partiye geçme hadiseleri vardır. Bunları eleştirebilirsiniz. Bunların bazıları ama iyi niyetle ve gerçekten demokrasi adına yapılmış olabilir. Mesela bir Hürriyet Partisi hareketi vardır. Ya bunlar tarih içinde değerlendirilebilecek bir şeylerdir. Ama burada yani öbür darbeler gibi değil en azından. Darbe diyeceksiniz illaki. Ben 28 Şubat olayı derim ben yazı yazarken falan. Çünkü 28 Şubat... Hı? Olabilir. Yani bir askerim biri de galiba öyle bir bu postmodern darbeydi. İşte eskisi gibi yapmadık, klasik yapmadık, bu şekilde yaptık. O öyle der, öbürü öyle der. Yani bunu büyük şey haline getirmemek lazım, mesele haline. Doğru bir şey değildi tabii yani askerin böyle şey yapması. Fakat öteki faktörleri göz önünde tutmak lazım. Yani Türkiye'deki tarihi tartışmalar açısından en önemli şey bu tarihin iyi bilinmesi ve vakalar üzerine tartışılması. Teşekkür ederim.
Siz üç soru sordunuz, ben sizden çok daha fazla konuştum ama işte ne oldu artık, tutamıyoruz sizi. Şimdi sen veriyorsun sözü değil mi? Ben onun sorumluluğunu da bana verme. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmanızın başında şey demiştiniz, İsmet İnönü böyle şey yaparken konuşmasının birinde tek partili hükümet dönemi, işte Türkiye'ye yakışmayan bir dönem diye demokrasiye önem verdiğini söylemiştiniz. Yani ya ben de biraz yüksek söyleyebilirsin. Konuşmanızın başında İsmet İnönü hakkında konuşurken şey demiştiniz, işte bir konuşmasında tek partili dönemin Türkiye'ye yakışmadığını söylüyor diye. Evet. İşte ben de bununla alakalı şunu söyleyecektim. İnönü kendi zamanındayken madem demokrasiye bu kadar önem veriyordu, neden bu kadar insanı astırdı, kendine muhalefet eden bu kadar insanı astırdı? Demokrasi yani insanları astırmak demek midir? Birinci sorum buydu. İkincisi de eski CHP genel başkanı olduğunuz için soruyorum bunu. CHP demokrasiye bu kadar çok önem veriyordu madem, üniversitede başörtüsüne neden hep set çekme amacında oldu? Teşekkür ederim. Şimdi birinci soru Türkiye'ye yakışmadığını söylüyor tek partili dönemin. Niçin bu kadar insanı astırdı? Şimdi İsmet Paşa astırdı. Sözü mü daha doğru? O zamanki yönetim zamanında, yönetimin de etkisiyle bu cezalar uygulandı. Daha doğru. Çünkü İsmet Paşa'nın başbakanlık yaptığı dönemler var. Cumhurbaşkanlığı olduğu zamanlar var. İkisinin de olmadığı zamanlar var. İşte Dışişleri Bakanlığı zamandaki olaylar var. Doğru olan şu, tek parti döneminde hele istiklal mahkemeleri harekete geçtiği zaman insanlar hakkında idam cezaları uygulandı. Bunların bir kısmı haksızdı. Sonradan ortaya çıktı. Mesela Atatürk'e bir suikast davası var. Bu suikast davasında sanıkların bir kısmı suçlarını itiraf ettiler. İzmir suikastı davasında. Ama bu davanın bir devamı var. Ankara Mahkemesi'nde eski Maliye Nazırı Cavit Bey, misal olarak veriyorum, daha böyle şeyler de vardır. Onun asılması niye oldu? Yani o suikastla fiilen alakalı olduğuna dair hiçbir delil bulunmadığı halde. İşte eski muhaliflerden diyelim nedir? Yani bir hadise olmuş, o hadisede bunu fiilen yapmaya teşebbüs edenler var. İtiraf etmişler, işte Ziya Hurşit filan. Aslında idam cezası keşke o zaman da olmasa, o zaman idam cezası diye bir şey var. Dünyanın hemen her tarafında var. Türkiye'de de var. İnsanları kısa yoldan, muhaliflerini falan da ortadan kaldırmanın yolu oluyor zaman zaman. Bazen adamın asılmasına o kadar kesin bir şey yapılmasına gerek yok, gene oluyor. Bazı hadiselerde adamı asıyorlar arkadan, tamamen suçsuz olduğu anlaşılıyor ama bitmiş oluyor. Yani eğer müebbet hapse falan bir mahkum olsa, bu anlaşılsa, hadi telafi edecek, kısmen telafi edecek. Bu da kolay değil telafi etmek. Ama idam cezası rezaleti var dünyanın her tarafında. Bu Türkiye'de de uygulanmış. Bir de bir gene İsmet Paşa'nın bir sözü vardır. Hep ona, madem sen de ona işaret ettin, ben de onu söyleyeyim. İsmet Paşa ihtilalcilerin vesveseli olduğunu kendi söylerdi. Yani ve şunu derdi, biz ihtilalden geldik, bu meclis konuşmalarında da vardı. Kendilerinin de vesveseli olduğunu söylerdi. Bir gün hatta ben kendim bildiğim bir hadise, Atatürk'le beraber Ankara'da işte Pembe Köşkü, Köşkü, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde duruyorlarmış bir yaz günü. Salonda oturuyorlar, teras var orada. Bir şey konuşuyorlar ikisi beraberler. Terasın kapısı açıkmış, perdeler hareket etmiş. Şöyle demişti.
biz Perder geldi, böyle hareket etti. İkimiz birden tabancalarımızı çıkardık, o tarafa doğru yürüdük Atatürk'le beraber. Meğer rüzgarmış. Şimdi ihtilalden gelen insanlar hep böyle ölüm şeyi içinde gittikleri için her şeyden daha fazla şüphe ederler anlamında. O dönem öyle bir dönem. Tarihi olayları bugünün gözlüğüyle görmek isterseniz gerçekçi bir bakış açısı ve adaletli bir bakış açısı olmaz o. Şimdi mesela gene tarihçi arkadaşlarla konuşuyorduk. Osmanlı döneminde kardeşlerin öldürülmesine müsaade eden, onu caiz gören, hatta bunun gerektiğini söyleyen padişahlar var. Fatih Kanunu diye adlandırılan kanunlar. Yani çocuklar, kardeşler falan öldürülebilir ve bunun örnekleri var. Niye olmuş bu? O zaman Osmanlıca'da hikmet-i hükümet dedikleri bir şey. Hükümetin varlığını devam ettirmek için cinayet caizdir. Oğlum bile olsa öldüreceksin, kardeşim bile olsa öldüreceksin. Buna benzer şeyler raison d'état diye başka ülkelerde var. Devletin işte gereği, gerekleri, sebep, devleti koruma gereğiyle. Resmi, gayri resmi cinayetler işlenmiş. Şimdi bir de idam cezası dedim işte. En kestirme yoldanı getir adamı, kes gönder, kurtar bütün şeyi, meseleyi, zihniyeti herkeste var. Şimdi bunu değerlendirip işte kanuni katildi, öteki bilmem neydi falan denilmez. Yavuz Sultan Selim'in seferinde birçok insan öldürülmüş. Fransa'da da işte Saint-Barthel bir katliamı var. Ne kadar protestan bulmuşlarsa bir gecede öldürmüşler. Aynı dönemlerde yaşanan şeyler. 1920'lerde, 30'larda dünyanın birçok tarafında bir şeyler olmuş. Onlar da tabii çok feci şeyler. Fakat tarihin yakın zamanlarına gelinince bu adam öldürmeler, insan öldürmeler çok daha adaletsiz, çok daha yanlış, çok daha takbih edilmesi gereken eskilerinde, kınanması gereken şeyler haline geliyor. Şimdi idam cezası, çok şükür kalktı. İdam cezasını 72'de Avrupa ülkeleri arasında zannediyorum kalmadı. Ben de bizim mecliste bulunduğumuz sırada bir idam cezaları aman bir an önce kaldırılsın falan diyenler vardı. Ben de onlardan biriydim. İşte önergeler verirdik bilmem ne konuşurduk ederdik. Hayır olmaz illa kaldırmayalım biz lazım olur falan. Ya Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsun bir yandan. Avrupa Birliği'ne kalktı hepsinde sen de mecbursun kaldırmaya. Hayır sonuna kadar direnildi idam cezası kaldırılmadı. İdam cezasının kaldırılmamasını sonuna kadar müdafaa edenlerin yanlışlığı, adaletsizliği çok daha belirgin bu asırda. Bundan bir sene önce, 100 sene önce bunu söyleyemezdik. Bu defa herkes kaldırıyor, sen kaldırmıyorsun. Yani günün şartları içine bakmak lazım. Hele bugün alıp da bilmem sen niye asmadın, işte Abdullah Öcalan'la alakalı olarak ben niye astım, asmadım, işte ip atmaları, kürsülerden falan. Bunlar daha çağın dışında, daha gerici hareketler. Neyse bu da bir tarihi. Bir şey daha söyledim. CHP demokrasiye madem ne yaptı? Ha, başörtüsü meselesi. Şimdi bu CHP tarafından yapılmış bir şey mi? Bu şeyde bu 80'den sonra değil mi asıl şey? Yani benim kendi müşahedelerim. Evvelden ben böyle konferanslara giderdim. Orada başörtüsü olanlar da olurdu. Okurlardı. Bu Zonguldak'ta da olurdu. Yani gözümün önündedir hep. Konuşurduk hep beraber. Sonra bu şeyde oldu galiba değil mi? Yani hakikaten ilk başlangıcını hatırlamıyorum. 80'den sonraki şey. 87'den sonra oldu. Şimdi nasıl oldu? Şimdi var çok şükür. Yani
hiç kimseye karışıldı yok, böyle geldi. Bir itiraz vaki oldu mu CHP'den? Yani CHP'den hayır bunları yapamazsınız, başörtüsü yasak olmalı diyen oldu mu? Olmadı. Bu Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Anayasa Mahkemesi'nde çıkan şey de aslında karar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çıkan kararı esas olarak da şey yaptılar değil mi? Yani ben, hakikaten bu konu hakkında bilgim az belki yani daha fazla olması gerekiyor. Efendim? Nasıl? Tabii zaten ben kendim söylüyorum. Yani şey diye, yani bilgim az olduğunu. Ama şimdi yani şu baştan itibaren bakılsa ben genel hatlarıyla bakmak istiyorum. Şapka kanunu çıkmış Atatürk zamanında. Yazı devrimi yapılmış. Niye? Belli bir şey o muasır medeniyet seviyesine medeniyetimizi yükselteceğiz lafının gereği olarak çağdaşlaşma, muasırlaştırma diye, muasırlaşma diye bir hedef almışlar. Çağdaş denildiği zaman daha çok batı şeyi akla geliyor. Batıya yönelik bir takım devrimler yapılmış. Bunlar devam etmiş ama bu başörtüsünü yasaklama diye bir şey onun içinde yok. Bir tek şapkadır şey, giyim kuşam açısından. O da memurlarla alakalı bir kanundur. Sonra şimdi şapka giyen falan var mı? Yok. O zaman için bu bir nevi işte batılılaşmanın sembollerinden bir tanesi. Biraz ben o resimlere baktığım zaman hep beraber öyle bakın o resimlere. Biraz hakikaten böyle elbiseler de üstlerine yakışmaz. Kocaman şapkalar vardır. Biraz naiftir. Ama bir gayreti gösteriyor. O zamanın ideolojisi, o zamanın gayretleri, o zaman konulan hedefler içinde. İşte bir ulus olmaya çalışıyor şeyler. Bazı adımlar atılmış, geri alınmış. Dil devrimi açısından çok aşırılıklara gidilmiş. Tutmamış ama tutmayınca hemen geri gidilmiş. Mesela evvelden saylav kelimesi var milletvekili yerine. Tutmamış, bir süre kullanmışlar, bırakmışlar. İşte şey var, meclise kamutay denilecek. Niye? Meclis çünkü Arapçadır, Farsçadır meclis. Biriniz var, Arapçadır. İşte meclisi yerine hep Türkçeleştirmek. Niye? Biz bir ulusuz, ulus devletler kuruluyor dünyanın her tarafında, imparatorluklar çöküyor falan. Ulusun niteliklerini işte belirlemek için her memlekette iyi kötü var, bütün ulus devlet olanlarda var. İşte bütün Balkan devletlerinde var aynı şey. Herkes kendi ırkını hatta üstün göstermek istiyor. Yunanlılar işte biz eski Yunan'dan geliyoruz diyorlar, Bulgarlar bilmem ne falan. Türkiye'de öyle bir araştırmalar içine girmiş. Bazıları bunların yanlış, bazıları abartmalı. Ama bu bir çaba her tarafta var, Türkiye'de de var. Bunu böyle tarih içinde değerlendirmek lazım. Bundan bir mesela eski yazı, yeni yazı. Benim bundan hiç şikayetim olmadı. Eski harfleri okumakta da bir güçlük çekiliyor. Bugün başka dillerde gidip 100 sene öncesinde okuyorsunuz. Bu güçlük çekiliyor. Fakat bunun faydaları da var. Yine böyle teraziye koyarsanız bence faydaları daha fazla. Şey açısından bile fayda. Bugün bilgisayar ortamında dünya. Tabii öbürü de mümkün buna girmek. Ama Latin harfleriyle verilen bilgilerin sayısı da, şumulü de falan çok daha fazla. Yani bunları böyle tarih içinde değerlendirmemiz lazım. Başörtüsüne gelince, şimdi bu mesele hallolmuş artık. Tabii o dönem içinde yetişmiş adamlar, benim neslimden gelen kimseler içinde. Bunu ya bu kadar şeyler yapıldı, işte Cumhuriyet devrimleri, kazanımlar oldu. Bunlar geriye mi gidiyor acaba? Acaba işte bir irtica sözü hep vardı evvelden, çok daha fazla kullanılırdı. O mu geliyor, biz İran'a mı döneceğiz falan, böyle endişeler içinde bazen abartarak değerlendirirler. Bunu elbette abartmamak lazım. Ama mütemadiyen halledilmiş meseleleri, artık tarihte kalmış meseleleri yeniden canlandırmanın bir faydası yok bana sorarsan. Tam tersine gereksiz şeylere bizi yöneltiyorlar. Bugünün meseleleriyle uğraşacağımız yerde
işte tarihle uğraşıyoruz. Tarihle uğraşmalıyız elbette. Bütün yüzleşmeliyiz hepsiyle falan. Fakat doğru esaslar üzerinde yüzleşmeliyiz. Bunu da bu vesileyle söylemek istedim. Önce verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ziraat Fakültesi'nin doçent Ali Garipoğlu. Sayın Mehmet, size samimiyetinize güvenerek bir soru yöneltmek istiyorum. Bu son dönemlerdeki yargı uygulamalarıyla ilgili bir takım eleştirilerde bulundunuz. Kısmen katılıyorum size. Yalnız 90 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca acaba bir dönem gösterebilir misiniz? Adaletin tam anlamıyla bağımsız ve özel olduğu bir dönemin olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu dönem ne zamanda? Var mı böyle bir dönem? Teşekkür ederim. Evet, şimdi gene nereden başladım Cumhuriyet'e? 1923'ten mi? Yani şimdi Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi, elbette o zamanki idarelerin yargıyı etkileme gibi bir gayretleri olmuştur. Bunda daha başarılı olmaları ihtimali de vardır. Ama o zamandan bu zamana birçok alanda olduğu gibi adalet alanında da atılmış ileri adımlar vardır. Yani 1961 Anayasası'yla, şimdi 61 Anayasası'nı bakalım, 1950'den 50'ye alalım, yani tek parti döneminde alalım. Bakın ben size misaller, şimdi aklıma parça parça geliyor, söyleyeceğim. Şimdi Yargıtay Başkanı Halil Özörük diye bir zattı. 1945, 46, 47 falan o sıralarda. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda, işte İsmet Paşa Cumhurbaşkanı, Celal Bayar, Atatürk'ün son başkanı, muhalefet lideri, Adnan Menderes kurucuları arasında, Demokrat Parti'nin rahmetli ikisi de, hepsi. Şimdi bir seçim kanunu yapılması gerekiyor. 1946 seçimlerinde bir takım tartışmalı hadiseler olmuş, bayağı hile yapılan yerler de olmuş. Muhalefet diyor ki bu seçim kanunuyla olmaz. Hakikaten 46 seçimi de bir kanun, seçim kanunu değişikliği yapılmış tek parti dönemindeki kanundan başka bir şey ama yeterli değil. Valiler, kaymakamlar falan hükümet taraftarı gibi olanlar bunlar için yani valiler arasında işte mevcut iktidar partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi kazansın istemişler. Şeyde olmasın için yargı teminatı istiyor. Muhalefet Partisi, Demokrat Parti. Haklı. Onun için ne yapıyor iktidardaki parti? Yani Cumhurbaşkanı o zaman aynı zamanda parti başkanı. Bir ortak komisyon kuruyor. Bilim komisyonu kuruyor. Buna partiler de katılıyor. Bilim komisyonunun başkanlığına Demokrat Parti ile de konuşarak her iki tarafın itimat ettiği kimse olarak Yargıtay Başkanı'nı getiriyorlar. Yani dönemin Yargıtay Başkanı muhalefetin de kabul ettiği bir kimse. Hatta şu da biliniyor, Demokrat Parti'ye daha fazla meyilli. Ama istiyor onun, öyle bir komisyon başkanı olur. Bu zat o kanunun yapılmasının başında oldu. Sonra onun üzerinde öbür partiler bir ortak komisyon kurdular. O kanun işte çıktı. Ve o kanun bugün hala bu kanun esaslarıyla seçim yapılıyor. Yani herkesin benimsediği falan bir kanun. Çok iyi bir şey oldu. Hem Menderes savundu bunu, hem Cumhuriyet Halk Partiler savundu. Asıl demek istediğim şu, o Yargıtay Başkanı 1950'de Demokrat Parti'den milletvekili seçildi. Adalet Bakanı oldu. Sonra İçişleri Bakanlığı da yaptı. Yani orada Yargıtay Başkanlığı'na adam seçilmiş gelmiş, muhalefet tarafından olduğu şeyce de biliniyor, hükümetçe de ve buna bir şey yapılmıyor. İkinci şey, örnek, Demokrat Parti dönemi geldi başladı, tek tek örnekler söylüyorum. Emin Dazıroğlu diye Ankara'da bir ağır ceza mahkemesi başkanı var. İktidar basından şikayetçi olmaya başlamış. Ve o zamanki kanuna göre bunları
şeye sevk ediyor, mahkemeye sevk ediyor. Sevk edilenlerden biri Fadi Rıfkı Atay. Fadi Rıfkı Atay bunun karşısına çıkıyor, çetecilik davası diye bir davaydı o zaman. Günlerce sürdü, ben de gazeteciyim o zaman, bunu da izliyorum. Normal olarak eğer hükümetin şeyi altında olsa, etkisi altında olsa bunu mahkum etmesi lazım. Berat etti davalardan sonra. Hatta yani ağır bir yazıydı. Hükümeti çeteciye benzeten bir yazıydı. Böyle bir kastı olamaz diye adam. Ve kaldırmadı. Sonradan işte o 54 senesindeki emekliye sevk etme kanunu çıktıktan sonra hakimler o zaman biraz o şeylerini kaybettiler. Biraz değil, tamamen kaybettiler. Yani Adalet Bakanı imzasıyla görevden atılır oldular. 61 Anayasası yeni bir Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu getirdi. Hakimler ve Savcılar getirmedi. Hakimler ayrı, Savcılar ayrı getirdi. O işliyordu. Sonra o da bir gene 12 Mart döneminde bir şey yapıldı, bir kanun değişikliği. Orada biraz değiştirildi. Ve sonra da şimdiki haline geldi. Şimdiki hali işte örnekleriyle meydanda. Ne kadar bu davalarda tahliye kararı vermiş hakim varsa, biliyorsunuz bazı davalarda şöyle oldu, vermemiş, tahliye kararı vermemiş artık. Ben tutukluyum, şeyimi istiyorum, tahliyemi istiyorum. 1-2 çıkıyordu mahkemelerde. Mahkeme başkanı aleyhte oy veriyor, şey, kabul edilsin tahliye talebi, yani bırakılsın diye bu tahliye talebi de bulunan kimse istiyordu. Öbür ikisinin oyuyla gidiyordu. O mahkeme başkanı ve buna benzer birçok hadise var. Başka yerlere tayin edildi. Yani pratik hadiseler bu işin o kadar iyi olmadığını gösteriyor. Şimdi geçmişte ne zaman oldu falan vardır. Olmasa bile amaç ne? İleri demokrasi diyorsun. İleriye gideceksin. Demokrasinin kurallarından başlıcası bu. Kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, hakim teminatı. Bunu yani olmadı eskiye de mukayese ederek işte söylüyorum. Tarihin eski dönemlerinde çok kötü şeyler olmuş. Evvelden de öldürülüyordu falan. Şimdi de öldürülsün denir mi? Ordu vesayeti vardı. Şimdi de hükümet vesayeti olsun denir mi? Yani toplumların ilerlemesi esas. Yine şimdi İsmet Başkan'dan vereceğim. Allah rahmet eylesin. Bir söz. Mecliste müzakereler, münakaşalar oluyor. Bu münakaşalar olurken bir başka şey oluyor. Bizim demokrasimizin eksiklerinden bir tanesi o. Bir başka şey daha oluyor. Konuşuyorlar böyle birbirleri arayla, sert sözler falan. Günün birinde birden o zaman bahar havası derdik. Bahar havası diye bir şey istiyor. Ya iktidar partisi başkanı Menderes kürsüde konuşurken işte Sayın İsmet Paşa da geçenlerde buna işaret etmişti diyor. Arkadan İsmet Paşa çıkıyor, muhterem başvekil de bilmem ne falan derken bakıyorsunuz bir 3 ay, 5 ay memlekette o bahar havası şey denilen şey başlamış. Nasıl bahar havası? İzmir'e gidiyor Menderes. Oradaki toplantı programında katıldığı toplantılardan biri hangi toplantı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi. Ziyarete gidiyor. Orada bir konuşma yapıyor. İşte hepimiz aynı vatandayız bilmem ne falan diye yani barışçı laflar söylüyor. Bir 3 ay, 4 ay Türkiye rahat ediyor. Onlar da vardı. Ama böyle münakaşalar da. Bunu özellikle belirtiyorum. Şimdi acaba böyle bir bahar havası örneği 10 seneden beri Türkiye'de gördük mü? Arada bir yumuşama, arada bir el sıkışma, arada bir insani münasebetler. Mütemadiyen salı günleri hele İki kaleden birbirine ateş edilir gibi. 3 kaleden, 4 kaleden neyse. Oradan en ağır laflar ötekine söyleniyor. Öbürü ona söylüyor. Mütemadiyen gergin bir hava. Onlar bile vardı o dönemde. Ama asıl söylemek istediğim şu. O tartışmalar sırasında bir gün gene bugünkü gibi Menderes mi çıktı, başkası mı çıktı? Şimdi onu hatırlamıyorum. Dediler ki sizin zamanınızda şöyle şunlar oldu. İşte takdiri sütun, İstiklal Mahkemesi şu bu. İsmet Paşa çıktı kürsüye. Bu zabıtlarda vardır aşağı yukarı aynen. Dedi ki evet o zaman tek parti dönemi vardı.
Bu tek parti döneminde hep beraberdik dedi onlara. Çünkü Celal Bayar da bu tek parti döneminin sorumlularından bakan, başbakan. Menderes bütçe komisyonu, raportörü, Allah'a emanetisi. İşte Köprülü, dört kurucu var. O da aynı şeyde, işte mebus milletvekili. Efik Koral'dan o zamanki meclis başkanı filan. Hep beraberdik. Ama siz bırakın, ben o dönemin, Atatürk vardı tabii başımızda. Ben o dönemin bütün sorumluluğunu bugün hayatta kalanlardan biriyim, ben alıyorum. Evet, yaptım. Ama dedi, biz bu memleketi o günden, tek parti döneminden bugünkü demokrasiye getirdik. Siz bugünkü demokrasiden memleketi yeniden o döneme geri götürmek istiyorsunuz. Bu laf böyle bugün gibi hatırlıyorum. Bir şey daha, bu eski dönem, yeni dönem falan münakaşasında buna benzer, daha başka uzatmayayım, başka birçok misal anlatabilirim. Yani netice itibariyle şunu demek istiyorum ki, bugünden ileriye nasıl götürebiliriz biz demokrasimizi, konumuz demokrasi ya, demokrasinin neresindeyiz? İşte bu bardağın bir kısmı boş, bir kısmı dolu falan. Bulunduğumuz yer daha da dolu olsa bardak, daha da doldurmaya çalışmamız lazım. Çünkü demokrasi mütemadiyen gidiyor. Hedef denilen şey ileriye gidiyor. Bir hedefe doğru gidiyorsun, şuraya yetişeyim derken demokrasi daha ileriye gitmiş. Geriye bakın, o teminatlar falan evvelden yoktu. İşte Anayasa Mahkemesi şu bu gelmiş. İdam cezası vardı, yok artık. Bundan sonra kadın erkek eşitliği, kadınların sayısı kaç? Mecliste onu soruyorlar. Ona, o da ölçülerden bir tanesi demokrasi ileriye gitmenin. Eşitlik %40'a çıkmış, 40'a aşmış İskandinav ülkelerinde. Bizde de biraz artış var. Bu da %11'e falan çıktı galiba son seçimlerde. Gençlerin girmesi. Gençler 30 yılda, 30, yani 30 yaşını doldurduktan sonra ancak meclise girebiliyordu. O 25'e indirildi anayasa şeyinde. Bu güzel bir şey. Ama netice ne oldu? Bugün mecliste seçim yapıldığı zaman 25 ile 30 yaş arasında 3 milletvekili vardı. Biri de 29 müydü neydi o da tabii çoktan başladı. Bu Türkiye'de halbuki genç nüfusun çok büyük bir nüfusun büyük bir kısmını şey yaptığı ne derler yüzde 30 yaşındakiler 30 yaşın altındakiler %50'nin üstüne gibi bir şey rakam hatırlıyorum. Ya 35 yaşında. Yani temsili adalete de uymuyor. Neyse ben de bir konuya girdim mi devam edip gidiyorum. Ama hep söylemek istediğim şey şu. Demokrasi ilerledikçe biz mevcut hızımızdan çok daha hızlı gitmeliyiz ki ona yaklaşalım bu ilerleyen demokrasiye. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Arada böyle rastlaşarız konuştuk. Şimdi plaketini vermek üzere Açıkum Belediye Başkanı Metin Bulmar Efendi sahneye davet ediyorum. Gerçekten çok zor bir süreç var, bir yarış var, önemli bir yarış var. O yarışta geri kalmayacağız. Özellikle öğrenci kardeşlerim, genç kardeşlerim, dostlarımız bu noktada önümüzden akıp gitmeliler. Böyle geriye doğru yaslanıp oralarda takılıp kalmayacaklar diye ben de ümit ediyorum. Hepsini sevgiyle selamlıyorum. Sizi burada görmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Bir dönem Sayın Genel Başkanım'dı. O dönemde de beraber çalışmıştık. Size aynı dişte görmekten de mutlu oldum. Efendim Samsun'umuza hoş geldiniz, üniversitemize hoş geldiniz diyor. Üniversitenin anı plaketi olarak ben size takdim ediyorum efendim. Buyurun. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.